Şimdi bu evrendeki, bu universe'deki gözlerinizi kapatın ve metaverse'de açın. Gördükleriniz 2021'de özellikle geçtiğimiz son aylarda gittikçe daha çok konuşulan bir kelimeyle ilgiliydi. Metaverse. Kripto paralarla ilgilenenler bu evreni inşa etmeye başladıklarını söylerken, oyun dünyasındakiler biz çoktan orada yaşamaya başladık diyorlar. Zaten az önce gösterdiğim görüntü PlayerUnknown yani bilinmeyen oyuncu lakaplı oyun geliştiricisinin inşa etmeye başladığı 64 kilometrelik Prolog adlı bir oyun dünyasından görüntüydü. Neden 64? Çünkü 2'nin 6. kuvveti. Burası daha sonra dünya büyüklüğündeki Artemis sanal evrenine dönüşecek ve o bile Metaverse'ün sadece küçücük bir parçası olacak. Peki ama nedir bu Metaverse? Ve daha da önemlisi internetin yerine geçebilir mi? Bir açık arttırmada 69 milyon dolara satılan bir NFT eserden söz etmiştim sizlere, hatırlıyor musunuz? 69 milyon dolar ödemişti onun alıcıları. Böyle yüksek bedellerle satılan sanat eserlerini sıkça duymaya alışkınız ama unutmayın bu resim tamamen dijital. Yani 69 milyon dolar ödenen şey bir JPEG dosyası. Pahalı bir tabloyu alan kişi bunu evinin ya da malikanesinin duvarında gururla sergileyebilir ama bir JPEG resim dosyasını alan kişi ne yapabilir? Bir USB belleğin içerisinde taşımak dışında. Onu satın alan iki arkadaşın bu konuda oldukça enteresan bir planı var. The Souk yani çarşı adını verdikleri sanal bir anıtta sergileyeceklermiş. Şu anda bu anıtı inşa etmek için New York'taki dünyaca ünlü mimarlarla çalıştıklarını söylüyorlar. Ve 4 Kasım 2021'de de açılışı yapacaklar. Üstelik sadece Beeple'ın 5000 günde yaptığı resim sergilenmeyecek orada. Canlı konserler, etkinlikler ve fikir liderlerinin katıldığı çeşitli toplantılar da yapılacak. Bakın, dünyaca ünlü gerçek mimarlara tasarlatılan bu yer sanal bir ortam. Hatırlatmak isterim. Ve bütün bunlar orada gerçekleşecek. Metaverse'ün içinde. Çarşı, şehir, ülke, gezegen, evren. Metaverse bunların hepsini kapsayan ve birleştiren bir kavram olma iddiasında. Bu kelime ilk kez 1992'de söylendi. Neal Stephenson'ın Snow Crash yani Kar Çöküşü adlı romanında. Tam 22. sayfasında şöyle diyor. Arkasında ona nasıl ulaşılabileceğini açıklayan anlamsız sözler var. Bir telefon numarası ve Metaverse içinde bir adres. Aptalca bir isim dedi kartı tulumunun yüzlerce cebinden birine sokuştururken. Ama bunu asla unutmayacaksın dedi Hero. Dedi ama 1992 yılında yazıldıktan sonra bu roman da içinde ortaya atılan bu Metaverse kavramı da yıllar boyunca unutuldu. Metaverse bildiğimiz evren anlamına gelen universe ve meta yani öte kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Evrenin ötesi. Fiziksel gerçeklikle artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştiği ortak bir online dünyalar topluluğu anlamına geliyor. Arkadaşlarınızla takılıp vakit geçirebileceğiniz, seyahat edebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, çalışabileceğiniz bir ortam. Çok güzel. Peki iyi de böyle ortamlar zaten çoktan yaratılmadı mı, icat edilmedi mi? Second Life'tan başlayın günümüze kadar gelin. Ya da oyunların dünyasını düşünün. Yine World of Warcraft'tan tutun bugüne kadar sayın. Fortnite, Roblox, Minecraft. Bu oyunlar bırakın sanal dünyalar inşa etmeyi, kendine has bir sanal ekonomi bile yaratmadı mı? 2021 sonunda 23 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor bu devasa çok oyunculu çevrimiçi oyun pazarının. Üstelik mesela Fortnite evreninde sadece oyun oynanmıyor artık. Geçen yıl orada verilen bir rap konserini aynı anda 12 milyon kişi izledi. Gerçi bu benim konser deneyimi tanımıma tam olarak uymuyor ve karşılamıyor ama neyse. Peki Metaverse'ün bu saydıklarımdan farkı ne? Şöyle anlatayım. Örümcek Adam varlığına bir çizgi roman olarak başladı, öyle değil mi? Tıpkı Iron Man ya da Thor gibi, Kaptan Amerika, Black Panther. Sonra bunların animasyonları yapılıp televizyonlarda izlendi. Oyunları yapılıp konsollarda oynandı. Filmleri yapılıp sinemalarda gösterildi. Bu da yetmedi. Birbirlerinin hikayelerinin içerisinde yer almaya başladılar zamanla. Kısacası ortaya
koskocaman, hakkında böyle ansiklopediler yazılabilecek büyüklükte ve genişlikte bir Marvel evreni ortaya çıktı. Artık biz Loki ile Kaptan Amerika'yı aynı sahnede görünce şaşırmıyoruz. Bize paralel başka bir evrende yaşadıklarını düşündüğümüz, buna inandığımız için normal kabul ediyoruz. Ama aynı meydanda bir Superman'i ya da Batman'i görebilir miyiz? Hayır. Çünkü onlar DC'nin genişletilmiş evren adını verdiği başka bir yerde yaşıyorlar. İşte Metaverse bunların hepsinin ve hatta bizim içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı da kapsayacak şekilde her şeyin paylaşıldığı ortak bir yer hayal ediyor. Var olan tüm evrenlerin, tüm universe'lerin ötesinde bir yer. İyi de nasıl bir yer? Stevenson'ın hayal ettiği Metaverse'de bir gezegenin etrafını kat eden 65.536 kilometre uzunluğunda bir sokak vardı. Neden bu uzunlukta? Çünkü 2'nin 16. kuvveti. Unutmayın, dijital bir ortamdayız. Her şey 0 ve 1'lerden, yani ikilik sistemden oluşuyor. Dijital bir gezegende tek ve uzun bir sokak. İşte Metaverse bu yolun etrafında inşa edilen kentsel bir ortam olarak hayal edilmişti başlangıçta. Daha sonra Ernest Cline'ın romanında ve Spielberg'ün ondan uyarladığı Ready Player One filminde Oasis, yani vaha olarak tekrar karşımıza çıktı bu Metaverse kavramı. Gerçekten de bunu şimdiye kadar en iyi görselleştiren film Ready Player One diyebiliriz. İşte 90'lardan itibaren romanlarda ve daha sonra da filmlerde hayal edilmeye başlanan bu Metaverse'e, evrenlerin ötesine geçiş yapabilmek için kullanıcılar özel bir gözlük, sanal gerçeklik gözlüğü kullanıyorlardı. Bugün inşa edilmekte olan Metaverse için de aynı şey düşünülüyor. Hatta Facebook bu Metaverse kavramına öylesine inanıyor ki daha 2014 yılında 2 milyar dolar vererek Oculus firmasını satın almıştı. Bir sanal gözlük konusunda geliştirmeler yapan bir firmaydı bu. Daha sonra bu konudaki çalışmalarını sürdürdü. Oculus Rift, Quest, Quest 2 filan derken hala bunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor ve öylesine inanıyor ki 2021'e geldiğimiz bugün çalışanlarının, Facebook çalışanlarının 5'te biri bu işlerle uğraşıyor ve her yıl Metaverse için 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyorlar. Çünkü şirketin kurucusu Zuckerberg'e göre mobil internetten sonraki en büyük yenilik bu olacak. Böylesine büyük bir yenilik tek bir cihazla veya bir şirketin çabalarıyla inşa edilemez. O yüzden tüm dijital endüstri, şirketler, kullanıcılar, içerik üreticileri, geliştiriciler ve tasarımcılar ortaklaşa çalışarak bunu inşa edecek. Ceklicaklı konuşmaya da gerek yok. Eğer NFT, kripto paralar, blok zinciri gibi konularda bir şeyler yapmaya başladıysanız siz daha şimdiden metaversal deneyimin bir parçası haline gelmeye başladınız demektir. Ya da benim geçen yıl başında yaptığım gibi Jean-Michel Jarre ya da benzeri bir sanatçının konserine dijital avatarınızla katıldıysanız metaverse mahallesindeki ilk adımlarınızı da attınız demektir. Yani Metaverse sadece oyunlardaki, çizgi romanlardaki hayali evrenlerden çok daha fazlası ve bu konuyla ilgilenenler de öyle, sadece oyuncular, oyun şirketleri, çizgi romancılar ya da sosyal medya şirketleri değil. Geçtiğimiz Mayıs ayında Güney Kore hükümeti Metaverse ittifakını duyurdu. Ulusal bir sanal ve arttırılmış gerçeklik platformunun geliştirilmesini teşvik etmek ve sanal ortamların etiğini çözmek için yerel şirketlerden oluşturulmuş bir inisiyatif bu. It is the first of its kind by a broadcast network as it allows visitors to tour some of Uzak Doğu'da bunlar olurken, hani çizgi romanlardaki gibi, tam o sırada Batı'da Fortnite'ı geliştiren Epic Games Apple'a karşı bir antitrust davası açıp mücadele vermeye çalışıyordu. Yakın zamanda sona eren bu davada ortaya çıkan belgelere göre sadece Fortnite, sadece 2018 ve 2019'da 9 milyar dolar gelir elde etmiş. İşte bu gelirin hiç de azımsanmayacak bir kısmı da bu metaversal davranışlardan ortaya çıkıyor. En azından karakterinize kıyafet almak gibi örnekler verebiliriz. Bu ve benzeri eğilimleri çoktan fark eden Epic Games artık Fortnite'ı sadece bir oyun olarak görmekten vazgeçti. Onlar da metaverse kavramını kullanmaya başladı ve belirledikleri bu uzun vadeli vizyon için 1 milyar dolarlık yatırımı duyurdu.
Zaten Epic Games'in o mahkemedeki savunma stratejisinin bir kısmı da bununla ilgiliydi. Davada konuşan Matthew Weisinger, bu sadece bir oyun değil diyordu orada. Biz oyunun da ötesinde sosyal bir ortam, bir metaverse inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu kavram öyle sadece bir App Store ve orada listelenen uygulamalardan da ibaret olmayacak. Çevresi duvarlarla kaplı bir bahçede böylesine büyük bir vizyonu inşa edemezsiniz. Metaverse öyle bir yer olmalı ki siz oradaki dijital avatarınızın kıyafetini bir yerden, aksesuarlarını, kullandığınız araçları başka başka yerlerden alabilmelisiniz veya kendiniz tasarlayabilmelisiniz. Bu da yetmez, bunları bir ortamdan bir başkasına, bir evrenden diğerine taşıyabilmelisiniz çünkü artık onlar size ait. Yani burada Roblox'tan Fortnite'a açılan bir tünel olduğunu düşünebiliriz. Ama Metaverse sadece oyunlardan ibaret değil demiştik. O zaman buna Ready Player One'la Marvel evrenlerinin karışımı da desek ve bunu da eklesek, bu da yetmez çünkü Metaverse'ü sadece izlemekle kalmayacağız. Biz de onun içinde olacağız. Belki de onun bir parçası haline geleceğiz. Bunu daha iyi anlatabilmek için de başka bir hikaye evreninden örnek vereyim. Star Wars evreninden. Bu evrenin Big Bang'i, yani büyük patlaması sinema salonlarında yaşanmıştı hatırlarsanız. Bir film olarak doğmuştu. Üçlemeler, dokuzlamalar derken o evren hala genişlemeye devam ediyor. Televizyon dizileriyle, başka başka şeylerle. Artık sadece Jedi'ların değil, Mandalorian gibi karakterlerin de maceralarını izliyoruz. Bu evrenin karakterlerini kendi evrenimize, dünyamıza konuk edebilmek için de aksiyon figürlerini ya da oyuncakları kullanıyoruz. Peki ya bunun tersini yapsak? Biz onları buraya götürmek yerine biz oralara gitsek, onların oyuncakları yerine kendimizi bir oyuncağa, daha doğrusu bir oyuncuya dönüştürsek, Mandalorian dizisini bu dünyada izlemek yerine kendi avatarımızı o dizinin çekildiği gezegene göndersek mesela, Mandalorian'da izlediğimiz setlerin tamamının yine Epic Games tarafından geliştirilen bir oyun motoru olan Unreal Engine'de tasarlandığını düşünecek olursak, bu çok da uzak bir ihtimal değil aslında. Çünkü bu tasarım uygulamasını dileyen herkes hemen şu anda indirip kullanmaya başlayabilir. Sadece 3 boyutlu dijital avatarını değil, onun yaşayabileceği ortamları da inşa edebilir. Dolayısıyla Küçük Prens gibi kendi küçük gezegenimizi inşa edip, daha sonra başka kahramanların yaşadığı, onların maceralarının devam ettiği başka başka evrenlere seyahat edebiliriz böyle bir metaverse'de. Tıpkı şu anda internette web sitelerini, sayfalarını ziyaret ettiğimiz gibi. Metaverse için neden internetin geleceği dediğimi anlatabildim mi? Peki böyle bir ortam gerçekten mümkün olabilir mi? İnternet olabiliyorsa bu neden olmasın? Bu konuda iyimserliğimizi korumaya devam edelim ama elbette şüpheciler de var haklı olarak. Bu metaverse kelimesinin sadece gelip geçici bir moda, bir hype'tan ibaret olduğunu savunanlar. Kelimelere takılmayalım. Yeter ki bizler Metaverse inşa ettiğimizi düşünürken makineler Matrix'i inşa ediyor olmasınlar. Zaten 2 yıl kadar önce bu kelime henüz bu kadar moda olmamışken ben Ayna Dünyalar adını tercih etmiştim. Kelimelere takılmayalım tabii ama böyle bir ortamı inşa etmek istiyorsak ben bazı protokolleri, bir altyapı, bir sistemi, bir dili geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. İnternetin HTML'i varsa Metaverse'ün de bir çeşit HTML'i olmalı. Mesela bu sistem, bu altyapı blok zincirine dayalı teknolojilerle inşa edilemez mi? Hazır internetin geleceğini tartışırken, tasarlarken merkeziyetsizliği en ön plana yerleştiremez miyiz? Madem kendi evrenimizden bu kadar sıkıldık ve bundan çok daha renkli ve eğlenceli öte evrenleri kurgulamaya çalışıyoruz, en azından oralarda daha özgür olamaz mıyız?